izleyeceğiz yine. DT Clan'ın oyuncularını birbirine kırdırıyoruz Hüseyin hocam. Hiç hoş olmuyor. Ne dersin? Ortada daha fazla klanımız olsa hepsini birbirine kırdırırdık, tam olurdu da şu an bir tek DT'yi bulabildik. Sağ olsunlar. Kırmadılar bizi ve birbirini kırıyorlar. Bizi kıracaklarına birbirlerini kırıyorlar, daha iyi dedik. Evet, şu anda Yavuz'u görüyoruz arkadaşlar. Kırmızı Zerg oyuncumuz olarak sağ tarafta başlıyor. Yavuz için bir tezahürat alabilir miyiz sizden? Ve haritanın sol üst köşesinde mor teran oyuncumuz Muftu başlıyor oyuna. Aynı şekilde onun için de bir sesinizi duyalım. Kimdir Muftu'nun fenleri? Muftu gerçekten aslında yarışmanın favorileri arasında gösterilen bir isim ki kim değil ki, değil mi Hüseyin hocam? Yani baktığımız zaman şu son 12 gerçekten son derece kaliteli, son derece sağlam oyunculardan oluşan bir final grubu oldu. Dolayısıyla bir şey söylemek zor ama bakalım Muftu acaba Yavuz'u eleyebilecek mi? Yavuz daha ilk turdan Sleep'i aslında kaybedenler bracketına düşürerek bir şaşkınlık yarattırmıştı, değil mi pek çok arkadaşımızda? Bakalım benzer bir durumu Muftu'da da yapabilecek mi? Aylardır oynamıyorum ama yine de oyunları kazanıyorum diyor. Biz de kendisini takdir ve tebrik ediyoruz ve hemen oyuna dönüyoruz. Şu anda 14 nüfus mertebesinde halen bir sıra dışı hareket görmüyoruz. Acaba bir önden hiç mi göreceğiz? Ne dersin Hüseyin hocam? Evet, şu an görünen o 15 nüfusa çıkmış. Tam da bir yeni bir üs almak için iyi bir sayı derken bir pool mu, bir kararsızlık mı yaşadı? Pool atıyor şu an, evet. Pool'unu biraz geç attı ama üstten önce atmayı tercih etti. Bu tercih tabii, hani çok büyük bir avantaj kaybetmiş değil henüz. Bir taraftan da Overlord'uyla keşif yapmaya çalışıyor. Neler gördüğüne bakacağım ben. Evet, Muftu'nun yerini keşfediyor ama hızlı bir şekilde Overlord'unu kurtararak Muftu'nun görüntüsüne girmeden kendi yerini böylece Muftu'ya fark ettirmiyor. Ve ne Evet. yazık ki Muftu şu anda çok talihsiz bir şekilde sırayla dolaşacak üstleri. Rakibini bulması oldukça gecikecek. Baktığımız zaman şu anda Orbital Command'ini almakta olduğunu görüyoruz. Kapıyı Yavuz'un işçisine kapatıyor Muftu tam zamanında ve bir marinle birlikte kovalamaya başlıyor. Hiç dost canlısı hareketler değil bunlar, değil mi Hüseyin hocam? Yani gerek yok böyle, hani bir böcek gördün diye bir silah alıp ateş etmek, değil mi yani? Hiç gerek yok. Daha çok barış, kardeşlik filan. Diyoruz ama bu oyun hiç böyle bitmiyor. İşte güzel başlıyor. Good luck, have fun diyor herkes ama oyun sonunda Ondan sonra Steam'i basıyorlar, değil mi? Steam'i basıp saldırıyorlar. Nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Baktığımız zaman Muftu'nun adeta klasikleşen bir iki Hellion açılışı yaptığını görüyoruz şu anda. Reaktörünü alıyor barakasında ve fabrikasını yapmakta. Yavuz'a döndüğümüz ise gazını topluyor. Şu anda ilk Queen'i çıktı. Hızlı bir şekilde larvalarını aktardığını görüyoruz. Ve şu anda işçi dışında hiçbir şey basmıyor. Kaç adet Zergling basmış diye bakıyorum. Sıfır. Bu kadarı da fazla derler, değil mi Hüseyin hocam? Ne dersin? Kendisini şu an için güvende hissediyor ki çok da haksız değil. Muhtu da bir taraftan bu doğal üssünü alıyor. Çok klasik herhalde bu büyük haritalarda ve ZVT matchuplarında reaktörlü fabrikadan Helionları çıkartıp bir taraftan da bu üssünü alıyor Terran oyuncuları. Burada Zerg'ün de üçüncü bir üs alması gerekiyor bu durumda. Ya da çok erken bir baskı kurabiliyorsa iyi bir baskı kurması gerekiyor ama bu Helion üreten bir Terran'a karşı linklerle saldırmak biraz riskli olacak ki Roach yapsa desek, o da Roach'lar da yani çok ağır kalacak bu kadar uzun mesafe için. Muftu, evet, ilginç açılışlarıyla bizi şaşırtmaya devam ediyor. Gördüğün gibi şu anda ikinci fabrikasını yapmaya başladı. Acaba dedim devam mı edecek Alien'lara ama hayır. Hızlı bir şekilde iki tekle alacak zannedersem iki fabrikadan ve yine Marine tank ağırlıklı bir ordu kompozisyonu izleyeceğiz kendisinden. 3 adet Alien şu anda Zerg üssüne doğru ilerlemekte. Ki Buna Yavuz karşılık bunu görüyor bu arada.
Evet, Yavuz şu anda Overlord'u ile olan biten her şeyden haberdar. 3 adet Hellion şu anda rakibinin üstüne gelmiş durumda. Bakıyorum acaba buna nasıl karşı koyacak Yavuz diye. Sadece bir adet Spinecrawler ve 2 Queen'ine güveniyor. Adeta birkaç kovalı oynanıyor şu anda Hellion'lar ve Queen'ler arasında. Bütün gedikleri tıkamaya çalışıyor Yavuz ama henüz burada tam da bir duvar örmüş değil, değil mi Hüseyin hocam? Evet, alan açık. Hellion'lar kolayca içeri girebilirler ama tabii zarar görecekler, orası kesin. Normalde rampanın ağzına Evolution Chamber'lar ve Crawler'lar atmayı tercih edebiliyor Zerg oyuncuları. Evet, şu anda baktığımız zaman Muftu Hellion'larını bu bölgede dolaştırıyordu. Zerg'ün burada Creep tümörlerle ilerlemesini, evet, yaymasını engellemek istiyor. Ki bu 3 Hellion burada petrol etmeye devam ediyor. Baktığımız zaman üretimde bir miktar daha fazla Zergling görüyorum ve bir miktar Banning görüyoruz. Bakalım Yavuz ne düşünecek? Belki de rakibinin bir saldırı yapabileceğinden şu anda şüpheli. Dolayısıyla fazla sayıda Banning üretiyor. Bu 3 adet Hellion can sıkıcı olmaya devam ediyor. Ve arkadan Roach Warren'ının da bitmesiyle birlikte artı bir geliştirmesini yapmakta olduğunu görüyoruz Yavuz'un. Zannedersem Roach ağırlıklı bir ünite kompozisyonu olacak oyunun başında. Ve büyük ihtimalle oyunun ilerleyen aşamalarında hızlı bir şekilde Lair'a geçecektir diye düşünüyorum ben. Bir de senin yorumlarını alalım Hüseyin hocam. Şu an hani önce bir işçi sayılarına bakacağım. 27'ye 31 işçi var. İşçi anlamında biraz geride şu an Muftu. Şu an Muftu eşitledi, Muftu ve Yavuz. Şu an bir zamanlamalı saldırı gelecek gibi görünüyor. Marine tanklar ve arkada Hellion'lar hazır olduklarında bu saldırıya katılacaklar gibi. Üçüncü tank henüz çıkmadı. Ama iki tank Marine'ler ve 6 Hellion ve 2 SCV şu an tehditkar bir şekilde ilerliyor. Karşılarında Banning'ler ve Roach'ları bulacaklar. Evet, bakalım bu saldırı değişik zamanlamalarıyla bizi şaşırtmaya devam ediyor. Şu anda 2 tank ve çok sayıda Hellion Marine'e olmadan girmesi gerekiyor ve çok zamanında girdi. Yavuz çok gafil avlıyor arkadaşlar Muftu'yu ve bütün ünitelerini kaybetti Muftu. Elden geldiğince mikrolamaya çalışıyor ama çok fazla sayıda Roach var ve bütün ordusunu kaybetti. Birazcık sabırlı ve ağır başlı, yavaş yavaş ilerlemesi gerekiyordu ama Creep'in üstüne bütün ordusuyla çıkınca Yavuz bunu hızlı bir şekilde savuşturmasını bildi. Ve şu anda çok kötü bir şey oluyor Terran bakış açısıyla. Bütün tanklarını kaybettiği için bunları üretmeye en baştan başlaması gerekecek ki bu durumda Hellion üretimine ara vermesi icap edecek. Bakalım Muftu ne şekilde buna bir çözüm bulacak. Bakıyoruz şu anda işçi durumunu gözden geçirelim. İşçi durumları oldukça yakın. Peki askeri açıdan ne durumdalar diye baktığımızda aslında iki tarafta şu an oldukça başa baş gözüküyor. Ne dersin Hüseyin hocam, buradan nasıl okuyorsun oyunu? Zerg şu an iki base'de devam ediyor. Bu hani bir handikap gibi görünüyor en azından şu an. Bu arada iki tane tek lab'li Starport görüyorum. Engin, tam bunları söylerken. Bu ne anlama sence geliyor acaba? Sence ne olabilir oradan? Medivac desem değil. Viking desem değil. Evet, büyük ihtimalle Muftu gizli silahlarını devreye sokacak arkadaşlar. Raven olması çok düşük bir ihtimal. Ve evet, hızlı bir şekilde Banshee'leri görüyoruz. Bir Cloak upgrade'ini, Cloak argesini de yaptığını görüyoruz Muftu'nun. Geliştirmelerini hızlandırmak için hızlı bir şekilde Armory ve Engineering Bay attığını görüyoruz. Bunun yanında üretime baktığımızda bir adet Spire görmekteyiz Zerg için. Hemen bunu nereye attı diye bakıyorum. Ve evet, ana üssünde ikinci üssü arasında bir noktaya attığını görüyoruz. Muftu'nun bunu bir an evvel görmesi lazım. Eğer görmezse Banshee'lere karşı çok etkili olacak mutalar. Evet, zamanlamaların öneminden konuştuk. Şu anda gerçekten Muftu'nun Banshee'lerle eğer bir şey yapacaksa yapması lazım. Çünkü bu penceresi büyük bir hızla kapanacak. 2 adet Banshee'si çıkıyor ama Cloak henüz bitmişti. Dolayısıyla saldırmadan önce mutlaka bunun bitmesini bekleyecektir veya iptal etmeyi düşünecektir. Bakalım tercihi ne yönde olacak? Yavuz'un bir üst daha almakta olduğunu görüyoruz. Üçüncü üst. Aslında bu gecikmiş bir üçüncü üst değil mi Hüseyin hocam? Oldukça gecikmiş bir üçüncü üst. Buna rağmen ilk saldırıyı çıkardıktan sonra biraz daha rahatladığı için hani bunu dengeleyebilir. Ama biraz daha erken alması gerekiyordu bu üssü. Bir dördüncü üste bile gidebilir. Biraz daha rahatladığımda.
şu an Banshee'ler nerede diye bakıyorum. Evet, şu anda Muftu'nun üstünde bir hareketlilik söz konusu. Bir grup Banshee'yi sanırım yollamış durumda. Bakıyorum nerede diye arıyorum. Halen bulabilmiş değilim. 3 tane Banshee şu an saat 12 önünde ilerliyor. Evet, hemen Muftu'nun vizyonuna dönüyoruz. Ne yapıyor diye. Kendisi şu anda makrosuna odaklanmış durumda. Banshee'ler bir miktar zarar vermeye başladılar bile. Buradaki üçüncü üssü buluyor ve diğer Banshee'sini de ikinci üsse doğru yönlendiriyor. Burada zarar verebilir ama aslında bütün işçilerim burada. Eğer bu Banshee'ler burayı düşüremezse Muftu'nun bu saldırısı çok da fazla etkili olmayacak. Çünkü burada bir fırsat maliyeti vardı. Bununla uğraşmak yerine doğrudan ikinci üssüne gitse çok daha fazla işçi öldürebilirdi. Ana üste bir şey var mı diye bakıyorum. Evet, ana üste de Banshee'lerde zarar vermeye devam ediyor Muftu. Burada bir detection durumu yok. Dolayısıyla tek Banshee şu anda dehşet saçıyor. Buradaki Queen'leri kaybedebilir. Üçüncü üstünün düştüğünü görüyoruz. Muftu gene yapacağını yaptı değil mi Hüseyin hocam? Evet, Muftu yine yapacağını yaptı. Yavuz'u birkaç adım geri götürdü şu an. Hem üçüncü üstünü yıktı hem de iyi sayıda işçi aldı ve almaya devam ediyor. Şuna dikkat çekmek istiyorum Hüseyin hocam. Şu anda Yavuz'un çok ciddi bir ordusu var arkadaşlar. Eğer bunlarla olur da saldırmayı düşünürse Muftu'nun acaba defansı buna ne kadar dayanabilecek? Bunu birazdan göreceğiz. Üretime baktığımızda daha fazla Mutalisk görüyoruz. Thor görüyoruz. Daha fazla Banshee görüyoruz. Banshee'ler dehşet saçmaya devam ediyor mu diye baktığımızda Mutalisklerin bu duruma bir son verdiklerini görüyoruz. Üretime baktığımızda daha fazla Banning ve daha fazla Thor görüyoruz. Ne dersin Hüseyin hocam? Hemen sana dönüyoruz. Şu an Yavuz'un boş durmaması şart. Bir an önce gitmesi lazım. Çünkü zarar vermeli. Şu an geride ve bunu kompanse etmeli. Bir şekilde evet, geri kazanmalı. Şu anda Yavuz'un Banshee'lere karşı bir silahı yok. Dolayısıyla Banning'lerini bir bir avlıyor bu Banshee'ler. Ve Yavuz'un saldırısının gücünü hızla düşürüyorlar ki Yavuz zaten bu noktadan sonra saldırmak yerine geri çekilmeyi uygun görüyor ki Thor sayısına baktığımızda oldukça ciddi 4 adet Thor ve çok fazla sayıda mavi alevli Helion görüyoruz. Command Center halen hayatta ama Yavuz büyük ölçüde kıstırmış gibi rakibini 2 üste. 4 Thor. Buna karşılık kendisi şu anda 3. üstünü tekrar almaya çalışıyor. Hatta 6 üste kadar dayanmış durumda Creep. Ne dersin Hüseyin hocam, acaba makroya döner mi Yavuz buradan? Dönse bile aslında çok geç. Şu saldırı biraz oyunun kaderini belirleyecek. Muftu'nun buradan eli boş dönmesi durumunda Yavuz'un bir şansı olacak ama bu hakikaten savunması zor bir kuvvet. Evet, baktığımız zaman Muftu şu anda birazcık defansif bir duruş sergiliyor. Burada 3. üstünü almaya çalışacak gibi görüyor ki Command Center'ı zaten vardı. Bunu buraya indirecek. Yavuz olan bitenden haberdar. Overlord'u ile burada 3. üstünü indirdiğinin bilincinde. Buna karşılık kendisi yeni üsler alıyor ama Muftu'nun harita kontrolü çok iyi. Haritada olan biten her şeyi çok iyi takip ediyor. Bir grup Mutalisk bu duruma müdahale ediyor. Ama bakalım Muftu'nun buna karşı cevabı ne olacak. Terran oyuncusu şu anda gördüğünüz gibi Terran arsenalindeki bütün ünitelere sahip gibi neredeyse. Banshee'ler görüyoruz, Helion'lar görüyoruz, tanklar ve Thor'lar, Marine'ler görüyoruz. Oldukça zengin bir ordu kompozisyonu söz konusu. Ve çok fazla sayıda tankı var şu aşamada. Bu oldukça ürkütücü ve savunma anlamında çok verimli. Baktığımız zaman Yavuz'un ordusu daha çok Roach, Banning ve Mutalisk'ten oluşuyor. Acaba kendisi teknolojik anlamda nasıl bir ilerleyen aşamalarında rota çiziyor? Bunu okumaya çalışacağız. Henüz bir Hive söz konusu değil. Yavuz da daha ziyade makroya eğilmiş, kaynak toplama anlamında öne geçmeye çalışıyor gibi gözüküyor. İki oyuncu şu anda başa baş. Muftu adeta bir önceki oyundan dili yandığı için daha yavaş yavaş, daha doğrusu bu oyundaki ilk saldırısından dili yandığı için daha yavaş yavaş ilerliyor. Turret'larla ve tanklarını teker teker ansiyet edip ilerlettiğini görüyoruz. Ne dersin Hüseyin hocam, burada sence kim daha avantajlı? Şu an hani pozisyon olarak Muftu'nun bir avantajı var. Geliştirmelere baktığımızda 2-0 durumunda. Aynı şekilde Yavuz 2-0 durumunda. Pozisyon olarak ve kompozisyon olarak Muftu iyi görünse de Yavuz'un burada makrosunu iyi toparladığını ve bir
fazladan bir üst daha aldığını görüyorum. Yani çok fazla başı boş bırakılmaması gereken bir durumda şu an. Evet, şu anda 200'e 200 görüyorum nüfuslarda. Baktığım zaman iki ordunun birbirine oldukça yakınlaştığını görüyorum. Birazdan oyun kızışacak gibi gözüküyor değil mi Hüseyin hocam? Evet, görünen o. Tanklar hazır bekliyor. Antik moda değil. Şu an önlerine giriyorlar. Tanklar geride kaldığında. Zorlar. Zorlar bu saların çok canını yakıyor. Ama çok fazla sayıda bu savar. Arkada daha fazla tankı da var şu anda. O line'e girmemesi lazım roşlarla. Fazla sayıda roşunu burada siege tanklara kaybetti Yavuz. Belki de bu kadar ilerlemesine hiç gerek yoktu. Gördüğünüz gibi Vikinglerini de şu anda kullanıyor Muhtu. Overlordları ve Overseer'leri avlamak için. Tabii ki Overseer'leri avladığı zaman Cloak Banshee'ler bir miktar daha da ön plana çıkmış oluyor. Baktığımız zaman iki tarafta bir alışveriş yaptı. Bu alışverişten kim daha karlı çıktı diye baktığımızda Muhtu'nun inanılmaz bir şekilde üstün olduğunu söyleyebiliriz bu anlamda. Rakibinden çok daha verimli kullanıyor ordusunu. Ve şu anda haritanın sağ alt tarafına baktığımızda Hellion'ların neredeyse bir hatchery almak üzere olduklarını görüyoruz. Bu tabi çok olası bir, yani daha doğrusu görmeye çok alışık olduğumuz bir durum değil. 11 hit point ve Muftu Hellion'larla hatchery almayı başarıyor. Kendisini ayrıca tebrik ediyoruz bu yeteneğinden ötürü. Gördüğünüz gibi şu anda altın üssü almak üzere işçilerini buraya transfer etmiş durumda ama Creep buna el vermiyor. Yavuz Creep'e karşı, daha doğrusu Muftu Creep'e karşı turret'lar atarak ilerlemekte, işçilerini bu altın üstü alabilmek için bekletiyor. Yavuz'dan bir Hydra Disk'ten görüyoruz. Zannedersem Banshee'lerin, Raven'ların ve Viking'lerin gazabından kurtulmak için biraz anti-air'a yönelecek. Ne dersin Hüseyin hocam? Buradan nasıl gelişecek oyun? Şu an çok ciddi birikmiş kaynağı var. Üretiminin biraz da şu an mesela fabrikaları boş duruyor. Hani supply diyeceğim değil ki şu an öyle üretmeye başladı. 3 tane Thor, 2 tane Hellion yolda. Ve geliştirmelerini de yapıyorlar. Şu an sanırım 3. silah upgrade'i geliyor. Şöyle bir şeye parmak basmak istiyorum. İşçi sayılarına baktığımızda 58'e 77'lik Terano üstünlüğünü görüyoruz. Ki Terano'da aynı zamanda çok fazla sayıda Mule var şu anda kullanımda. 3 tane Mule'un hiçbir mineral hattında olmayan Command Center'lar tarafından altın üste indirildiğini görüyoruz ki bu da gördüğünüz gibi kaynak toplamada çok büyük bir avantaj sağlamakta Muhtu'ya. Yavaş yavaş ağır ağır tanklarını ilerletmekte ve bir kıskacı aldığını söyleyebiliriz Zerg'ü. Zerg'ün durumu pek iyi ihtiyacı gözükmüyor. Ne dersin Hüseyin hocam? Brood Lord'a ihtiyacı var ama şu an hani Hive'ı bile yok ki Brood Lord'a çıkabilsin. Brood Lord onu kurtarabilecek tek şey şu an gibi görünüyor bana. Ooo, bütün ünitelerini kaybedecek burada Yavuz. Saldırıyor ama arkada çok fazla sayıda Siege Tank var. Bu da yetmezmiş gibi bir Point Defense Drone görüyoruz. Ordusu şu anda çok etkisiz. Bence Yavuz boynu daha fazla uzatamayacak ve Good Game'i görüyoruz. Muftu'yu tebrik ediyoruz arkadaşlar. Hiç ara vermeden devam ediyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş GG Cup'ta ilk günün sonuna doğru yaklaşırken Muftu Yavuz karşılaşması oldukça heyecanlı geçti. İkinci haritamız hangisi olacak diye ben Hüseyin hocama dönüyorum. Oyuncular Shakuras Plateau'yu seçmişler ikinci maçları için. Evet arkadaşlar, çok kısa bir teknik düzenleme yapacağız. Zannedersem bu son maçı stream etmeyeceğiz. Bunu VOD olarak izleyebileceksiniz. Lokal olarak kaydedeceğiz. Çünkü mümkün olduğunca buradaki internet altyapısını verimli kullanmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla böyle bir çözüm geliştirelim. Yayında şu anda online olarak bizi izlemekte olan herkese arkadaşlar yarın Taksim Satürn'e bekliyoruz. Burada gerçekten çok keyifli bir ortam var.
Belki duyamıyorsunuz arkadaşları kullandığımız mikrofonlardan ötürü ama fotoğraflarda siz de göreceksiniz. Mutlaka buraya bekliyoruz ve hemen bir sonraki maça doğru devam ediyoruz.